Bu kadar, ses videosu yaptık. Biraz da bunları yorumlayalım. Selamun aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Birçok ses karşılaştırması yaptık. Birçok telefonu böyle biraz tokuşturduk. Bunları izlediğiniz için ve sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bunları biraz yorumlamak istiyoruz. Biliyorsunuz normalde kanalda ses karşılaştırmaları ikili olarak yapılıyordu. Sağlı sollu ve ben yorum katıyordum bunlara. Fakat elimizde o kadar çok cihaz birikti ki hazır düzeneye de kurmuşken peş peşe hepsini kayıt ettik. Sonra montajla bunları birleştirdik. Tabi kayıt ederken biz sesi dinledik, duyduk. Montaj sırasında da montajdan sonra da sesleri duyduk, dinledik. Şimdi birincisi şöyle bir durum var. Bu videomuzda biz iPhone 11, iPhone 12 Pro Max, yani 11 Pro Max ve 12 Pro Max, Huawei Mate 40 Pro, Samsung Note 20 Ultra'yı değerlendirmeyeceğiz. Çünkü kanalda zaten bunları değerlendirdiğimiz videolar mevcut. Onlara bakabilirsiniz. Bu videomuzda daha önce kanalda birbiriyle tokuşmayan ya da hiç katılımı olmayan Vivo X50 Lite ve X50 Pro Plus, Realme 7 Pro, Realme 7 Pro'nun daha önceden de ses testleri vardı ama şu an bu telefonlarla yoktu. Realme 7 Pro, LG Velvet ve yeni tanıtımını yaptığımız Samsung S20 Fan Edition olacak. Onlar üzerine biraz not aldık. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Vivo X50 Lite üzerine çok konuşmayacağız. Çünkü bu testlerde en geri planda o telefon kaldı. Aslında şöyle söyleyeyim. O telefonların arasında Samsung M51 gibi kaldı. Hani M51'i hatırlarsanız ses testlerinde hani gerçekten çok fazla geri planda kalıyordu. Hiç kale bile almamıştık. Gerçekten dışarı verdiği ses iyi değildi. X50 Lite'ın iyi ama bu cihazlar arasında pek esamesi okunmuyor. Öyle söyleyebiliriz. M51'den iyi midir? M51'den iyidir ama bu cihazlara göre kötü. O yüzden bu videoda onun üstünde çok durmayacağız. Şimdi gelelim en çok test videolarında konu olan Realme 7 Pro'ya. Şimdi Realme 7 Pro'yu montajda dinlerken evet böyle kulağa sanki daha yüksek bir ses veriyormuş gibi geliyor. Aslında öyle bir durumu yok. Kulaklıkla falan dinlerseniz eğer Mate 40 Pro ile ya da iPhone 12 Pro Max ile ya da Note 20 Ultra ile böyle karşılaştığında amiral gemisi olan o cihazların daha net, daha düzgün bir ses verdiğini göreceksiniz. Desibel olarak da zaten önünde desibel ölçer var. Oradan da hangisinin daha yüksek ses verdiğini zaten anlayabilirsiniz. Video kaydından olsa gerek, videoda sanki Realme 7 Pro daha yüksek ses veriyormuş gibi, daha güzel böyle bir ses veriyormuş gibi geliyor. Kesinlikle öyle bir durum yok. Hani Realme 7 sevenler üzülebilecek ama durum bu. Sonuçta Note 20 Ultra, Huawei Mate 40 Pro ki mükemmel bir ses veriyor. iPhone 12 Pro Max. Yani bunlara karşı Realme 7 Pro bayağı bir geri planda. Hatta şimdi aldığımız notları duyunca bayağı bir üzüleceksiniz. Realme 7 Pro sevenler adına söylüyorum. Ben de seviyorum da ses konusunda da o kadar iyi olmadığını biliyorum. Tabi şimdi bazı kişiler burada şurada hop oturup hop kalkabilirler. Şöyle de diyebilirler. Hocam sen ne anlatıyorsun? Telefon bende var. Ben hani mükemmel ses alıyorum falan. Olabilir. Hani bir laf vardır. Başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanırmış. O yüzden sonuçta biz burada karşılaştırma yaptığımız için biz biraz daha böyle realist konuşabiliyoruz. Şu an elinde 7 Pro olanlar kullanıyorsa ve zevk alıyorlarsa alabilirler. Çok normal bir şey. Güzel bir ses veriyor. Ama işte böyle sağlam tap cihazlarla yan yana geldiği zaman o zaman olayı anlayabiliyorsunuz. Şimdi 7 Pro ile başlayalım. Şimdi Realme 7 Pro Note 20 Ultra'ya karşı, iPhone 12 Pro Max'a karşı ve Huawei Mate 40 Pro'ya karşı ne not almışık? Açık ara geri planda kalmış. Yani açık ara fark atmış bu amiral gemisi cihazlar. O yüzden Realme 7 Pro'yu hemen es geçiyorum ve Samsung S20 Fan Edition'a geliyorum. Fan Edition'da enteresan bir şekilde gerçekten ses kaydında yani montaj sırasında izlediğimiz Allah Allah hani çok yüksek ses veriyormuş gibi, çok güzel ses veriyormuş gibi geliyor. Evet gerçekten yüksek güzel ses veriyor ama
Hani bir Mate 40 Pro gibi değil, bir iPhone 12 Pro Max gibi ya da bir Samsung Note 20 Ultra gibi değil. Orada da aldığımız not şu olmuş, bu 3 tane top cihaza karşı biraz geri planda kalmış demişiz. Hani ikisi de bunların gerisinde kalıyor ama Fan Edition yani biraz geride kalıyor. Realme 7 Pro bayağı geride kalıyor. Geldik Velvet'e. LG Velvet'in şöyle bir durumu var. LG Velvet normalde tiz konusunda harika. Çok güzel bir tiz tonu var. Fakat baslarda çok geri kalıyor ya. Yani bayağı geri kalıyor. Baslarda da kuvvetli olsaydı eğer tap cihazlarla rahatlıkla kafa kafaya gidebilirdi. Ama gidemiyor. İşte gidemiyor. O baslardan dolayı gidemiyor. Ne ton, yani nasıl bir not almışız? iPhone 12 Pro Max'a göre demişiz ki baslar da geri kalmış. Tizlerde iPhone 12 Pro Max'la kafa kafaya gidiyor demişiz. Note 20 Ultra ve Mate 40 Pro için ortak bir şey söylemişiz. Velvet'in tizleri daha iyi. Bu iki tane top cihaza göre tizler daha iyi ama baslar da geri kalıyor. Ama tabii böyle genele baktığımız zaman da bas tiz kombinasyonu olarak böyle kulağa nasıl hoş geliyor derseniz tabii ki Note 20 Ultra ve Mate 40 Pro Velvet'ten çok daha güzel bir ses vermiş oluyorlar. Çünkü onlara göre Velvet biraz kulak tırmalamış oluyor. Çünkü baslar geri planda. Dediğim gibi baslar biraz daha yüksek olsaydı gerçekten Velvet çok güzel ses veriyor olacaktı. Sadece bu bastan dolayı kaybetmiş tap cihazlara karşı. X50 Pro, Vivo X50 Pro. Vivo'yu biliyorsunuz ben çok seviyorum. Hani Vivo'dan vazgeçemiyorum. Nex 3'ümden vazgeçemiyorum ki Nex 3'ün ses kalitesi baya kötü. Fakat X50 Pro Lite'ın ses kalitesi çok iyi. Ama mono hoparlör. Stereo hoparlör değil. Mono hoparlör olmasına karşın bu tap cihazlara karşı kendisi de tap bir cihaz da o meşhur stereo tap cihazlara karşı geri planda kalıyor. Yani yiğidi de öldür hakkını yeme demişler. Tap cihazlar stereo hoparlörün yani stereo olayını gerçekten bayağı bir yansıtıyor. Hani tap cihazlardan bir tanesini şöyle dinlerken gerçekten iki taraftan kulağıma sesin geldiğini net bir şekilde anlıyorum. Ondan sonra X50 Pro Plus'a geçtiğim zaman sadece sesin buradan geldiğini bariz bir şekilde anlıyorum. Bu da kötü olmuş oluyor. Evet. Yani çok güzel, temiz bir bas, temiz bir tiz, yüksek bir ses veriyor ama yani bunu hissediyorsunuz. O hissiyattan dolayı biraz kötü oluyor. Ha böyle 3 metre, 5 metre gerideki bir insan belki o stereo sesi anlayamayabilir ama masaya koyduğunuz, hani dinliyorsunuz böyle kısık tonda dinliyorsunuz. Onu hissediyorsunuz. Ondan dolayı geri planda kalmış oluyor Vivo X50 Pro Plus. Evet, bu 4 cihazımızın böyle tap cihazlara karşı ne yaptığını anlatmış olduk. Birbirlerine karşı da bir yarışma yaptırdık bunları. Şöyle bir tokuşturduk bunları. Durum nedir? Gerçi bunları montajda biz size göstermeye çalıştık ama tabii bir de bizim kendi duyduğumuzu anlatmak var. Çoğu kişi çünkü yazdı keşke hocam sen de konuşsaydın diye. İşte böyle bir video yapmak gereği bundan dolayı doğdu. Şimdi bu 4 cihazı birbiriyle karşılaştırdığımız zaman aralarındaki şampiyon 3 cihazı da ezen LG Velvet. Zaten az önce de dediğim gibi amiral gemisi cihazlarda basta biraz geride kalmıştı. Ama amiral gemisi yani o tap cihazlara karşı geride kaldı. Bu cihazlara karşı basta yani onlarla baş edebiliyor. Tizlerde falan onlardan daha iyi yani daha net ses veriyor. Daha da güçlü ses veriyor. Dolayısıyla LG Velvet diğer 3 cihazla da tokuştuğunda galip geldi. Rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. LG Velvet bu açıdan 3'te 3 yapmış. Öyle söyleyelim. Samsung S20 Fan Edition'la Vivo X50 Pro Plus 3 çarpışmada 2 tane yani bir beraberlik bir şampiyonlukları var. O yüzden 2 puan almışlar onlar da. Dolayısıyla ikinci sırada da onlar olmuş oluyor. Yani Samsung S20 Fan Edition ve Vivo X50 Pro Plus. Geriye de zaten Realme 7 Pro kalıyor. Realme 7 Pro da 0 puan almış. Yani tokuştuğu her maçta geri planda kalmış. Şimdi şöyle bir durum var tabii ki Realme 7 Pro sevenler gene beni burada topa tutabilirler. Realme 7 Pro'da şöyle bir durum var. Telefonu yakından dinlediğiniz zaman telefon enteresan bir şekilde
böyle surround bir sistemde ses veriyormuş gibi bir havası var. Yani böyle çok net değil, daha böyle yayılımcı bir ses veriyor. Belki 6-7 metre ilerideki bir insan ya da arka odadaki bir insana o ses daha güzel gidebilir. Onu bilemem. Ama masaya koydunuz ve çalışıyorsunuz, bir yandan da müzik dinliyorsunuz. İşte orada Realme 7 Pro'nun ses tınısı bunlara göre bayağı geri planda kalıyor. Ve biz de testleri şimdi masaya koyup da bir ona bir buna baktığımız için Realme 7 Pro biraz geri planda kalıyor. Realme 7 Pro'nun vermiş olduğu o ses sistemi diyeyim artık ben buna. Aynısı LG Velvet'te de var. LG Velvet'te 3D Surround diye bir kısım var. Orada 3D Surround sinema, 3D Surround müzik gibi seçenekleri var. Bunları seçerseniz o da aynen 7 Pro gibi oluyor. Böyle böyle bir yayılımcı bir ses veriyor. Böyle net bir sesi alamıyorsunuz. Aksine böyle etrafa sanki böyle ses yayılıyormuş gibi bir havası var. Bunu anlatamıyorum tabii. Ben böyle anlatıyorum ama ne kadar anlatabilirim? Bunu aslında dinlemeniz gerekir. Dolayısıyla LG Velvet de onu açıp da yaptığımız zaman olay çok bambaşka bir boyuta gidiyordu. Dolayısıyla onu kapadık ve o şekilde amiral gemisi cihazlarla hani böyle kafa kafaya savaşabildi. Yoksa Realme 7 Pro gibi açık ara geri planda kalacaktı LG Velvet'te. Evet dostlar, durum bu. Ha bu arada şunu da diyebilirsiniz. Realme 7 Pro'da da böyle ayarlar var. Hani neden bu tip ayarları yapmadığınız gibi. Her telefonda en iyi ses ayarlarında biz bu testleri yapıyoruz. Yani içiniz rahat olsun. Yani bir şey anlatıyoruz ama hiçbir telefona karşı böyle bir art niyetimiz ya da herhangi bir telefonu böyle üste çıkarıp pohpohlamak gibi bir durumumuz yok. Ben de aynen senin gibi son kullanıcıyım. İşime gelen telefonu alırım, işime gelmeyen telefonu almam. Hiçbir marka beni bağlamaz. Sonuçta parasını ben veriyorum. İstediğim markanın hangisi hoşuma gidiyorsa o telefonu alırım. Zaten bu kadar anlatmamızın sebebi de siz de bir telefon alırken doğru seçimi yapabilmeniz açısındandır. O yüzden böyle anlatıyorsun. Durum bu. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Çünkü çok fazla yorum geldi. Hocam neden hani ses karşılaştırmalarında yorumunuzu da katmıyorsunuz? Kimisi yorum katmamı ister. Kimisi desibel cihazı koymamı ister. Kimisi işte yok böyle olmaz, dik durmaz, masaya yatırsaydınız der. Der de der yani. Herkesin bir isteği var. Herkesin isteğine göre de bir video hazırlamaya çalışıyoruz. Fakat elimizde çok fazla cihaz olduğu için böyle bir videoda bütün cihazlar hakkında konuşmak en mantıklısı diye düşündük. Ve umarım doğru düşünmüşüzdür. Ben sizlerim. Bir dahaki videoya kadar Allah'a emanet ediyorum. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın.